görüyoruz. Şimdi oraya girmeden bir notu siz kitabınızda siz de zikrediyorsunuz. Şimdi Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından ona muhalefet eden pek çok kişi var. Bir ayrım ortaya koyuyorsunuz. Yani ona muhalefet eden isimler başta da söylediğimiz gibi bir miktar saltanatın tekrar işte kalmasını veya hilafetin korunmasını düşünen, isteyen insanlar ama bunlara da hani gerici olarak bakılamaz diyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü işte Kazım Karabekir gibi isimler var içerisinde. Hepsi de reformcu ve liberal düşüncelere sahipti. Aynen. Ancak şu farkı ortaya koyuyorsunuz. Onların daha üst sınıflardan ve imparatorluğun merkezi İstanbul'dan geldikleri görülür. Saltanatla bağları daha kuvvetlidir. Doğru. Mustafa Kemal ise taşradan gelir. Aynen. Yani bu ayrım herhalde bu, önemli. Bu çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi Rauf Bey Kafkaslardan gelen zengin bir ailenin evladı. Hı hı. Deniz subayı olacak sonra. Evet. Ali Fuat Paşa biliyorsunuz ailesi, onun da askeri bir aile ama zengin bir aile. Kazım Karabekir de durumu iyi olan. Refet Bela aynı şekilde Trakyalı yanılmıyorsam ama o da ekonomik. Dolayısıyla şimdi baktığınız zaman onlar... Evet, yani mesela Rauf Bey bunu çok açık söyleyecek. Benim diyecek babam şey bu padişahtan yani hanedana daha vefalı davranmaya çalışıyor. Ben ona aykırı hareket edemem diyecek. Evet. Ama Mustafa Kemal kim? Mustafa Kemal Selanik'te doğmuş. Yani o zaman İstanbul'la mukayese bir taşra. Evet. Zengin bir ailenin çocuğu mu? Hayır. Orta halli. Evet. Hatta bazen ekonomik sıkıntılar da çeken. Yani bir kere sınıfsal olarak bir bakış açılarında bir farklılık var. Bu tabii ki daha sonraki kararlarını belki etkiliyor. Şimdi herhalde Türk devrimi konusuna giriyoruz. İnkılap kavramının Mustafa Atatürk'te nasıl yerleştiği ve içini nasıl doldurduğu istiyorsanız oradan devam edelim. Şimdi aslında tam bu biraz evvelki dediğimiz noktadan devam edersek işte bir tarafta Mustafa Kemal var, öbür tarafta Rauf Bey efendim, Kazım Karabekir Paşa, işte Refet Bey'le Ali Fuat Paşa var. Bir de İsmet Paşa var. Hı hı. Bunu aslında en güzel İsmet Paşa, Sabahattin Seyrek'e anlattı biliyorsunuz, Hatıralar kitabı var. Evet. Hatıralar kitabında İsmet İnönü bunu çok net, çok güzel tanımlamış. Yani tam teşhis etmiş. Bakın ne diyor? Ben dahil. Yani İnönü diyor ki ben dahil. Hiçbirimiz reformculukta yani devrimcilikte Atatürk metotlarını derha daha evvel görmüş, düşünmüş, benimsemiş değiliz. Çünkü İsmet Paşa çok net bunu söylüyor. Örneğin Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Partisi'nin önde gelenleri ki kimdir işte Rauf Bey, Ali Fuat Paşa, hepsi Kazım Karabekir Paşa, parti başkanı, öbürsü şey vesaire. Bakın İsmet Paşa da onlar için diyor ki reformcu kişilerdi bunlar. Tabii. Artı vatanseverler, hiç tartışma yok. Hı-hı. Yani zaten işte nerede ayrılıyor yani, Mustafa Kemal'in reformculuğuyla? Nerede işte oraya geleceğiz. Aslında bir Kazım Karabekir Paşa Erzurum'da başka türlü hareket etseydi ne olurdu? Tabii. Bu noktaya gelinemezdi. Yani bu çok önemli bir konu. Mustafa İsmet Paşa onlara şu tabiri kullanmış. İşte sorduğunuz sorunun cevabı şu. İnönü'ye göre karşıt grupta olanlar Osmanlı reformcusuydular. Osmanlı reformcusu. Mustafa Kemal ise Türk reformcusu mu? Türk devrimi. Devrim cumhuriyetçi. Yani. Cumhuriyetçi. Öbür taraf Osmanlı reformcusu. Yani saltanatı korumak arzu ettiler ama saltanatı başaramadılar. Hilafetle devam edelim. Belki hilafet olan halife devlet başkanı da olabilir. Öyle bir hala şans devam ediyor. Bu var yani genel olarak. Düşüncelerinde, zihinlerinde bu var. Ama onlar herhalde şunu göremedi. Yani dünyada Birinci Dünya Savaşı ile birlikte başlayan, hatta öncesinde başlayan bir ulus devletleşme, bir milli devletler kurma akımı. Atatürk herhalde bunu çok önceden keşfediyor ve anlıyor ve başka türlü yapılamayacağını. O dediğiniz de çok önemli bir nokta. Şimdi Birinci Dünya Harbi sonucunda bir bakalım Avrupa'ya. Nerede kaldı Almanya, Prusya,
Tabii. İmparatorluğu bitti. Tabii. Avusturya Macaristan İmparatorluğu... Almanya topraklarının %15'ini kaybetti. Avusturya, bak, imparatorluklardan bahsediyoruz. Evet. Almanya Prusya bitti. Kaiser Wilhelm gitti. Hindenburg vesaire cumhurbaşkanı oluyor. Gelecekler. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ne oldu? Bitti. Dağıldı. 1917'de Rusya İmparatorluğu ne oldu? Gitti. Gitti. Onun yerine bir Sovyet. Yani imparatorlukların bir çöküş sürecine giren bir süreç var. Biraz evvel de dediğiniz gibi artık imparatorluklar götüremiyor. Cumhuriyetler, ulus devletlere de doğru da bir gidişat var. Şimdi İnönü çok güzel teşhis etmiş. Diyor ki ben dahil hiçbirimiz devrimcilikte Atatürk metotlarını daha evvel görmüş, düşünmüş, benimsemiş değiliz. Ama kendi farkını burada söylüyor. Diyor ki ben Atatürk'le konuşmalarımızda o yapılabilir şimdi İsmet, yapılabilir dediği zaman ben ona inanıyordum. Ben ona inanıyordum. Ötekiler korkuyordu. Farkımız aramızdaki bu. Fark buydu diyor. Çok net. Ya ben bilmesem de inanıyordum ama onlar korkuyordu bundan. Anlattıktan sonra yani Atatürk tamam İsmet artık zaman geldi bunu böyle yapacağız diye. Mustafa Kemal diyor ki İsmet Paşa ben ona inanıyordum diyor. Çünkü artık o çok birbirlerini çok iyi tanıyan kişilerden bahsediyoruz. Peki bu devrimlerde Mustafa Kemal'in uyguladığı strateji nasıl bir strateji izliyor? Evet yani hani biraz önce bahsettik aslında bence biraz bekliyor zamanını bekliyor. Ya hep. Bunu en güzel kim anlatıyor biliyor musun? Ben Fransızca bilmiyorum belki ismi yanlış söylersem. Bert Gallius. Evet ben onu not ettim. Tabii, aynı şeyi Fransızca çıkarmışız. Fransızca tam nedir o? Bert tam nasıl? Bir göreyim tam şeyini. Bert Gallius değil mi? Berta herhalde. Bert E ile bitiyor da neyse. Şimdi Bert Gallius bunun Çankaya Akşamları diye bir kitap bakalım, var. Bakalım aynı cümleyi mi bir göreceğiz o dinliyorum aynı sizi. Cümleyi mi? Ben çünkü not ettim onu çıkardım. Çok çarpıcı geldi bana. Okuyayım istersen cümleyi. Çünkü çok güzel. Yani ben şöyle söyleyeyim. Kitabımda da o yorum yapıyorum. Aslında Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi değerlendiren, çok. Tanıyan insan, kadın bu kadın. Yani Bert Gallius biliyorsun iki defa geliyor Çankaya'da bir uzun süre kalıyor. Aralarında bir şey de var yani bir sempatik yakın bir şey de var yani diyelim. Hı hı. Şimdi o Mustafa Kemal Atatürk'ü bakın nasıl tanımlıyor. Çankaya Akşamları'nı onun için ben öneririm yani çok güzel bir kitaptır. O kadar Kurtuluş Savaşı'nı o kadar güzel cepheleri anlatan başka bir kitap belki var ama ben onu çok önemsiyorum. Ne diyor bakın. Mustafa Kemal aynı cümlede miyiz? Arıyorum hala ben not ettim. Mustafa Kemal beklemesini bilir. Ben şunu almışım. Yine bekleme vurgulanıyor. Başarısının belirgin 3 nedeni yok, var. Yok o değil. Benim o cümle o değil. Peki tamam. O da var. Dinliyorum sizi. Mustafa Kemal beklemesini bilir. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Beklemesini bilir. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmaz. Evet, hiçbir şeyi rastlantıya bırakmıyor diyor. Ağır ağır inşa eder. Arada bir bilinçli bir darbe vurur. Her olay kendi saatinde oluşur. Hı hı. Saltanatın kaldırılması olayına bakıyoruz. Cumhuriyetin ilanına bakıyoruz. Meclisin açılmasına bakıyoruz Ankara'da. 23 Nisan meclisin açılmasını neye bağlıyor? İstanbul'daki meclisin kapatılmasına bağlı. Bekliyor yani. Evet. Yani o biraz önce... Yani lütfen bunu tabii, bitireyim. Tabii. Her olay kendi saatinde oluşur. Hepsi çünkü çok kritik şeyler. Hatta en yakınlarına sırlarını paylaştığı kimselere bile tam fikrini açmaz. Bunu net görüyoruz. Bu da aslında liderliğin temel noktalarından birisi. Yani hakikaten güçlü bir lider oluyorsanız sizin kafanızda bir nihai bir hedef olacak ama bu nihai hedefe pek açıklamamanız lazım. Her şeyi anlatmamanız lazım. Evet. Bakın tam fikrini açmaz. Latife Hanım'a söylememiş. Eşine söylememiş. Latife Hanım Cumhuriyet ilan edileceğini 28 Ekim akşamı öğreniyor. Biz aynı gün öğreniyor evet. Günü gelir o zaman insanı baştan başa saran kendine özgü bir mantıkla durumu ortaya koyar. Hı.